Medyaskop ekranlarından hepinize merhaba. Ben Ayşegül Karagöz. Bugün gıda mühendisi Bülent Şık'la beraber olacağız. Bülent Şık'ın Nehirler ve Çocuklar isimli bir kitabı çıktı. Bugün onu değerlendireceğiz, onu konuşacağız. Bu kitap Bir Arada Yaşarız Eğitim ve Toplumsal Araştırmalar Vakfı ve Mekanlı Adalet Derneği işbirliğiyle gerçekleştirildi. Bülent Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Şimdi kitaba geçmeden önce hemen kısaca bir bilgi vermek istiyorum. Aslında bu kitap Türkiye'nin en büyük sulak havzası olan Büyük Menderes Havzası'nda gerçekleştiriliyor. Şunu sorarak başlayayım. Neden bu havzayı seçtiniz ve neden böyle bir çalışma yapma gereksinimi duydunuz? Bayata Vakfı olarak da biz toplumsal hayatın devamlılığını tehlike altına atacak her türlü soruna kamusal çözüm önerileri diye çabalayan bir vakfız. Dolayısıyla ekolojik sorunlar, çevre kirliliği, iklim değişikliği sorunu, çocuk sağlığı, daha genel hani anlamda sağlık ama özellikle çocuk sağlığı, eğitim gibi hani kritik konularda, toplumsal hayatı ilgilendiren kritik konularda politikalar geliştirmeye, sorun tespiti yapmaya, elbette hani çözüm önerileriyle birlikte bir politik metin, yön verici bir siyasa oluşturmaya çabalayan bir vakfız. Evet, şimdi aslında bu çalışmanın kapsamı hem birazdan çok sıklıkla konuşacağımız yavaş şiddet mefhumu, Büyük Menderes Havzası'nı tehdit eden sorunlar ve bu sorunların özellikle çocuklar üzerindeki etkilerini aslında birazdan konuşacağız ama benim raporu okurken dikkatimi çeken aslında şey var. Üç tane odak belirlemişsiniz, üç tane tematik odak belirlemişsiniz. Nedir bu tematik odaklar? Biraz sizden dinleyelim. Sağ çalışmamızın odağı bunlar oldu. Kışladağ'daki altın madeniyle ulaştığı sorunlar, açık kömür ocağı, deniz ablandaki ve Aydın'daki jeotermaller. 10 günlük aşağı yukarı bir çalışmaydı ama çalışmanın hani elde ettiğimiz bulgular, sahadaki gözlemlerimiz, değerlendirmelerimiz çok disiplinler arası bir ekiple gerçekten hani yapıldı. Ve bir kısmı, çıktıların bir kısmı Mekanda Adalet Derneği'nin sitesinde yayınlandı. Bizim vakıf olarak da, Bayata olarak da işte bu Nehirler ve Çocuklar hani raporunu hazırladık. Raporda çevre kirliliğini güçsüzleştirme, özellikle sulak havzaları duran, sulak havzalar için çok ciddi ve konuşulması gereken bir tehdit olan toksik kimyasal madde kirliliğini çocuk sağlığı bağlamında ele almak istedim. Yani, gıda, beslenme, bu toksik kimyasalların çocuklara maruz kalmasını sağlayan vasıtalar diyeyim. Hani aslında sağlıklı beslenme, büyüme, gelişme için son derece kritik. Ama öte taraftan çevre çok kirletilmişse orada yetiştirilen ürünler, gıdalar, beslenme, solduğunuz hava, içtiğiniz su sağlık açısından bir tehdit oluşturabiliyor. Ve bu tehdit çocuklar için son derece kritik. Yol açtığı zararı düşündüğümüzde mesela kurşun kirliliği, arsenik kirliliği, işte Büyük Menderes Havzası'ndaki ciddi sorunlar bunlar, özellikle arsenik. Bunların mesela çocukların zihinsel kapasitesi üzerinde çok yıkıcı etkileri var. Örneğin çocukların bilişsel becerilerinde gerilemeye yol açıyor. Biz bunun hani en somut hani örneğini anlaşılır kılmak için şöyle söyleyebilirim. Çocukların eğitim başarısı düşüyor. Şimdi ne kadar erken yaşta böyle bir çevre kirliliği açısından problemli yerde doğmuşsanız ve bu maddelere maruz kalıyorsanız zarar da o ölçüde büyüyor ve bütün bir hayat hani nasıl diyeyim, standardı, kalitesi, böyle çok sevdiğim sözcükler değil ama sizin bütün bir hayatınızı belirleyici olabiliyor. Hangi hastalıklara yakalanacaksınız, bir takım hastalıklara yakalanma sıklığınız artacak mı, artmayacak mı, okul başarınız. Bunlar hepsi ne yazık ki bütün bir ömrü belirleyen çok ama çok kritik faktörler. Yani ne yazık ki dedim, iki açıdan hem aslında önleyebileceğimiz ve uygun bir hani kamusal politikayla, çocuklara odaklayan bir politikayla çözebileceğimiz sorunlar bunlar. Ama ne yazık ki işte ortada ne yani böyle bir bakış açısı, böyle bir kamusal politika yok. Evet. Yani bir şimdi hem çalışmanızda yöre sakinlerinin yaşadığı problemlere, bu problemler yıkım, yüksüzleştirme, kirletme, sadece bizlerin, insanların değil, diğer canlıların yaşadığı sorunlara da değiniyorsunuz aynı zamanda. Çünkü yaşam alanlarının daralması, susuz, nefessiz kalmamız gibi. Ama aynı zamanda da çocuklara çok sık değiniyorsunuz ve çocukların bu konuda en fazla hasar alacağını söylüyorsunuz. Bir de biz sanırım çocukları biraz da yetişkin gibi görüyoruz bu konularda ama halbuki bedensel olarak da çok daha farklı
çok çok daha farklıyız. Neden özellikle çocukları tercih ettiniz ve bu anlattıklarınızın dışında çocuklara dezavantajı, olumsuz etkisi tam olarak nasıl olacak? Evet. Ya ben bir gıda güvenliği uzmanıyım ve ana çalışma alanım toksik kimyasallar, gıdalara bulaşan toksik kimyasallar, özellikle çevre kirliliği, genel çalışmalar. İşte bu yani genelde yaptığım şey şu oldu hep akademik hayatımda. Gıdalara toksik kimyasallar bulaşmış mı bulaşmamış mı, yani bunu anlamaya yönelik bir çalışma disiplinim oldu. Ama zaman içerisinde hani akademik literatür bilgim derinleştikçe toksik kimyasalların olumsuz etkilerinin yetişkinlerde ve çocuklarda farklı olduğunu hani fark ettim. Bu aslında epeydir bilinen bir bilgi yani. Ama son 10-15 yıl içerisinde akademik alanda yapılan çok hassas çalışmalar, yani anne karnındaki çocuk üzerinde bile yapılabilen, ona zarar vermeden yapılan bir takım hassas çalışmalar, toksik kimyasalların anne karnından başlayıp işte hayatın ilk birkaç yılında, sonra 5 yaşa, oradan da ergenlik çağının sonuna kadar uzanan dönemde çocuklar üzerindeki etkisinin olağanüstü kritik olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla o yaş aralığında, 0-14 yaş aralığında çocukları toksik kimyasallardan ne kadar koruyabilirsek o kadar iyi. Bu artık çok net, çok somut bir bilgi. Şimdi burada neden hani çocuklar daha hassas? Şimdi biz çocukları küçük yetişkinler gibi görüyoruz. Zannediyoruz ki bir yetişkinde metabolizma nasıl çalışıyorsa işte onlarda da aynı şekilde çalışıyor. Hayır. Mesela kurşun çocukların entelektüel bilişsel kapasitesine büyük zarar veren bir toksik maddedir ve ülkemiz için ciddi bir sorundur. Kurşun mesela yetişkin de çocuk aynı yemeği yese, misal söylüyorum. Kurşun yetişkinlere kıyasla 4 katı 5 katı daha fazlası bağırsaklardan emilir. Hakeza bazı toksik maddeler bünyemize girdiğinde biz yetişkinler onu 5-6 saatte bünyemizden atarız. Çocuklarda bu 24 saat, 36 saat, hatta 40 saate kadar çıkabilir. Dolayısıyla hani çok detaylı anlatmak istemem. Mesela hava kirliliğini yetişkin bağlamında tartışırız ama 5 yaş altı çocuklar dakikada yetişkinlere kıyasla 2 katı daha fazla solunum yaparlar. İşte vücut ağırlıkları daha düşüktür. Dolayısıyla toksik kimyasalların etkisine daha kırılgan kılar bu onları. Yani metabolizma ya da vücutların işte işleyişi yetişkinlerden farklıdır. Ve bu farklılık özellikle büyüme gelişmeyi de hani birlikte düşündüğümüzde, örneğin sinir sistemine zarar veren, beyin gelişimine zarar veren ve nörotoksik maddeler diye gruplandırılan kimyasallar ki raporda çok geniş bir yer vermeye çabaladım buna su kirliliği bağlamında. Çocukların nasıl diyeyim? Ya şöyle bir şey, daha kamuoyunun daha anlaşılır kılmak için söylüyorum. Çocukların akademik başarısını doğrudan düşünür. Bu şu demek, bizim gibi sürekli çocukların hani akademik başarısını çok konuşan, ülke genelinde işte çocukların PISA testinden, uluslararası PISA testinden aldıkları puan, skor çok kötü, işte şu kadar çocuk üniversite sınavında matematik sorusu yapamadı vesaire. Yani bunu böyle konuşuruz. Ama öte taraftan çevre sağlığı, çocukların bilişsel becerileri, entelektüel kapasiteleri üzerinde olağanüstü etkilidir. Ve biz hani sadece işte Menderes Havzası gibi sulak havzaları yani kirletmek bir tarafa ya da kirlenmesine yol açan faaliyetler bir tarafa, çok hızlı bir şekilde, çok genel olarak çocukları toksik kimyasal maddelerden nasıl koruyacağımız hakkında odak noktasına bu kırılgan grup olarak çocuklar yerleştirip etkilenin ve hassasiyet en fazla oldukları için onlarda sulak havzaları nasıl rehabilit edeceğiz? Türkiye'de işte raporla detaylı anlatmaya çabaladım. Bir agroekoloji politikasına ihtiyaç var. Çünkü tarım da bir kirletici endüstridir Türkiye'de. Biz bunu tekrar yapılandırmak durumundayız. Ya da organize sanayi bölgelerinde açığa çıkan tehlikeli bir takım kimyasal maddeleri sulak havzalardan mutlak surette izlenebilirliğini sağlamak, şu bağlamda izlenebilirliğini sağlamak ama kontrol altına almak ve bulaşmayı azaltmak için nasıl bir arıtma tesisi kullanacağız? Bakın burada çok hani çok detay vermek istemiyorum ama sayısal bir şeylere boğmamak için Menderes Irmağı'nı besleyen 9 sene çayı Uşak'ta Ulubey Kanyonu'na gittik biz. Yani daha besleyen hani ana akarsulardan bir tanesi köpük köpük ve pis kokulu bir şekilde akıyor. Yani daha
kaynağında kirlenme söz konusu bir ırmağın. Neden diye bakıyorsunuz. Uşak'taki deri sanayinin atıkları olduğu gibi oraya karıştırıldı içinde. Çeşitli ağır metallerle kirletilmiş bir çay. Öbür taraftan işte Çivril Gölü'ne gidiyorsunuz. Daha bunlar Menderes Irmağı'nı işte hani kaynak yerleri gibi düşünebiliriz. Denizli'ye gidiyorsunuz. İşte organik sanayiden, tekstil sanayiden çıkan atıklar bulaşıyor vesaire. Yani bizim genel olarak bir atık meselesiyle ilgili yaklaşımlarımızı, çözüm yaklaşımlarımızı mutlaka çocuklar odağında ele almamız lazım. Tarımsal faaliyetlerimizi özellikle agroekolojik bağlamda yeniden yapılandırmamız lazım. Onun ötesinde kentleşme işte vesaireden çıkan katı atıkları da çevre kirliliğini minimize edecek ya da ortadan kaldıracak şekilde nasıl bertaraf edeceğimizi üzerinde kafa yormamız lazım. Fakat biz buradan çok uzak noktadayız toplum olarak. Ve çok basit bir şey söyleyeceğim. Son 6 yıl içerisinde binlerce ton plastik çöpü Türkiye'ye ithal ediliyor. Bakın bu ithalatla birlikte kurşun gibi, pires gibi çok sayıda toksik kimyasal maddeyi biz ülkemize getirdiğimizi düşünmek zorundayız. Ya da Alaaddin'deki İzmir'de gemi söküm endüstrisinin tesislerinin dünyanın 4 büyük gemi söküm yerlerinden biri muazzam bir kurşun başta olmak üzere ağır metal kirliliğine yol açtığını düşünmek zorundayız. Yani bu konuda önleyici politikaları oluşturmak ki bu hani çok lafta kalan bir şey değil, çok yöntem var bununla ilgili ciddi bir akademik bir teknik birikim var. Bunları hızla yapmak durumundayız ve temel ekseni politikaların çocuk sağlığını korumak olmalı. Bu beslenme için de böyle, solunan hava için de böyle. Çevresel kirleticilerin etkisini ortadan kaldırmaya ya da minimize etmeye yönelik faaliyetler için de böyle.